ve'l-âkibetü lil-muttaqîn ve's-salâtü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn Ramazan-ı Şerif'in arefesindeyiz Allah-u Teala bütün ibadetlerimizi yalnız O'nun rızasını gözeterek samimiyetle tam olarak yapmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi biliyorsunuz Müslümanlar her sene Ramazan ayını oruçlu geçirirler. Şimdi bununla ilgili ayetlere bir bakalım. Allahü Teala Bakara Suresi'nin 180. 183. ayetinde şöyle diyor: Ya eyyuhellezine amenu كُتِبِ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ Ey müminler! O oruç size farz kılındı. Şimdi burada Elif Lamlı Siyam Es Siyam Demek ki Müslümanlar onu biliyorlar. O oruç. Tıpkı o namaz gibi. O namazı kılın diyor. Tarif etmeye ihtiyaç yok. Zaten biliyorsunuz. Burada da o oruç. Ama oruç namaz günde beş kere kılınır. Her gün görürsünüz ama orucu her gün göremezsiniz. Orada bir takım değişiklikler oluyor. insanların müdahalesi oluyor. Peki nasıl? Kema kütübe dine min kablikum sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa şimdi Mekkelilere söylediğinizde bizden önceki deyince akıllarına İbrahim Aleyhisselam gelir. Çünkü babaları İbrahim Aleyhisselam onun oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyorlar. Allahü Teala ikisine de kitap vermiş. Zaten Mekkeliler orucu biliyorlar. Bilmeseler Resulullah'ın Ramazan ayının son 10 gününde Hira Dağı'nda ne işi var? sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa tarife gerek yok. Bakın bilmiyorsanız sorun. Bilenlere sorun. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Belki böylece kendinizi yanlışlardan korumuş olursunuz. Yani görürsünüz orucun size ne kadar faydalı olduğunu. Peki ne zaman tutacağız ya Rabbi? Eyyamı madudat, birbirine bağlı günlerde. Madudat kaç gün? E Arapçada çoğul üç, en, en azı üç, en fazlasının sonu yok. Ama bir yıl açısından düşünürseniz, bir yılın 365 günü de madud günlerdendir. Ama öncekilere soracaksınız. Orada diyor ki فَمَنْ كَانَ minkum مَرِيضًا اَوْ عَلَى <سَفَرٍ> İçinizden kim hasta ya da yolculuk halinde olursa fa فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ <خَر> Başka günlerde tutar. Yani o zaman tutmayabilir demiş oluyor. Tutmasın mı, tutmayabilir mi? bakacağız şimdi ayette. Ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. O oruca takatı yetenler, tutabilecek durumda olanlar, ister Ramazan'da olsun, ister başka zamanlarda olsun, onların üzerine bir görev daha vardır. Bir çaresizi doyuracak kadar yiyecek vermek. Oruç tutuyorsan, yani tutacak durumdaysan, tut, tut tutmuşsan bir çaresizi doyuracak yiyecek vereceksin. Onu da orucun bitiminde vereceksin. İşte fitre. Yani bu ayete göre fitre de farz. Herkese farz. Zengin fakir diye bir ayrım yok. Ama çocuklara farz değil çünkü çocukların oruç tutması farz değil. فَمَنْ تَضَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ kim bir hayrı içinden gelerek böyle artırırsa kendi hayrını olur. Tamam bu sizin üzerinize görev olan bir çare sizi bir gün doyurmak. Dünyanın en zengin adamı olsanız bile onunla onu yaptığınız zaman görevinizi yapmış olursunuz. Fakat daha fazla verirseniz sizin hayrınızdadır. ve en tasumu hayrun lekum. Oruç tutmanız sizin hayrınızadır. Peki kimin oruç tutması? Demek ki hasta ve yolcu tutmayabilir dedi. Onun da oruç tutması onun hayrınadır. İnkuntum talemun bunu bir bilseniz. Tabi bu, bu şimdi okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'de tanımlanan şekilde tutulan oruç vücudu çok güzel bir şekilde tedavi ediyor, iyileştiriyor. İşte bizim Hakan Ertok diye bir arkadaşımız var doktor İzmir'de. Onun çok güzel araştırması var. Bana aynen şunu söyledi. Dedi ki ben eskiden hastalarıma oruç tutmayın derdim. Ama orucun gerçek vakitlerini öğrenince e, yani mesela e, Diyanet'in yayınladığı imsak vaktinde sahur için kalkacağınız vakitte oruca başlıyorsunuz. Vücudun dinlenme modunda olduğu saatte yemek yiyorsunuz. O yediğiniz yemek vücuda zararlı oluyor. O zaman da diyor ben tutmayın derdim. Şimdi diyor hastalarıma özellikle oruç tutun diyorum. Çünkü bu seher vaktinde vücut uyanmış oluyor, hormon salgılıyor. O saatte yemek yediğiniz zaman vücut müthiş bir şekilde rahat ediyor. İşte geçen sene Amerika'da bir hastane bu konuda bir program başlattı fakat dıştan müdahalelerle başaramadılar ama bir bir doktor buraya geldi ve bu ne mü müthiş bir şey dedi ya şu tespit ettiğiniz oruç vakitleri dedi. Tam dedi vücudun şeyine uygun, çalışma sistemine tam uygun ne muhteşem bir şey diye geldi buraya anlattı yani. Ona dedim kardeş gel sana bir çekim yok dedim. Ben hiç vaktim yok ki ben sadece birkaç dakikalığına bu teşekkür etmek için uğradım. Ama bir çekim yapamadık ona. Şimdi demek ki hasta ve yolcular tutmayabilirler ama onların da tutması daha hayırlıdır. Bunu bilseniz böyle yaparsın diyor. İşte bilenler öyle söylüyorlar. Peki bu birbirine ekli günler ne, hangi günler? Hani Allahü Teala bir yerde özet verir, diğer yerde onu açıklar. Hemen arkasından diyor ki, şehru Ramazan, Ramazan ayı. Ellezi unzile fihi el Kur'an. İçinde bu Kur'an'ın indirilmiş olduğu Ramazan ayı. Femen şehide minkumuş şehra Yok ya atladım. Bu o atladım evet. Hudellinnas ve beyinatin minel huda vel furkan. Bu Kur'an insanlara tüm insanlara rehber olan bir kitaptır. İnsanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgiler bu Kur'an-ı Kerim'in içinde vardır. <laughs> ve o rehberi açıklayan ayetler de vardır. Yani özet ama ekipler halinde çalışılırsa bütün açıklamalara ulaşılır. Ve bütün furkanları hak ile batıl ayıran bütün kitaplar Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu ayda indirilmiştir. Ee, yani bu ayda indirilmeye başlanmış. Ya da işte Musa Aleyhisselam'a verilen kitap da yani bu ayda olmuştur. Bir yani bir aylığına gidip de 40 güne tamamlanma olayı var ya Kur'an-ı Kerim'de. Şeyde e, Bu Süryani Kilisesi başkanıyla iftar ederken, ona şunu sormuştum. Yanımda da Ali Rıza Ho Demircan Hoca var, dedim bak dinle. Dedim siz Ramazan'da oruç tutuyorsunuz değil mi? Biraz sonra Vedat'tan dinleyeceğiz. Elbette dedi. Peki dedim, Tevrat'la İncil Kadir Gecesi'nin indi, indi değil mi? Şüphem mi var dedi. <laughs> yani doğru söyleyenler söylüyorlar. Ama şimdi bunu şey yapmışken, Vedat'tan şeyi dinleyelim. Yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi kısmı açısından yani bak Kur'an-ı Kerim ne yaptı? Tasdik ediyor. Bak sizden öncekilere, sizden öncekiler bu, bu, orucu nasıl tutuyorsa siz de öyle tutun. İlerisi yerisi yok. Evet. Bir anlat bakalım. Şimdi Allahu Teala ayet-i kerimede sizden öncekilere farz kılındığı gibi derken kema kutibe alellezine min kablikum ifadesi çok genel bir ifade. Yani sizden öncekiler mesela kema kutibe ala beni İsrail demiyor. İsrailoğullarına oğullarına farz kıldığımız gibi demiyor. Demek ki bu e, oruç yani bu ayet indiği zamanda tutulan oruç önceki ümmetlerde genel manada tutulan bir şekli var bu orucun. Sadece İsrail oğullarında, sadece Hristiyan toplumunda veya sadece Zerdüştlerde, Sabilerde tutulan bir şekil değil. Tüm ümmetlerde tutulan bir orucun oruç şekli var demek ki Allahü Teala çünkü genel bir ifade kullanıyor. Şimdi gerçekten öyle mi? Mesela e, Milal ve Nihal dergisi vardır. Bu dinler tarihi alanında Türkiye'de basılan hakemli bir dergidir, akademik bir dergidir. Bu derginin geçen seneki Ocak ayında yani 2018 Ocak ayı sayısında Cemil Kutlu Türk hoca tarafından yazılan bir makale var. Dayanan da Sara, Sarasvati denilen bir Hindu alimi Kur'an eleştirisi yapmış Kur'anı eleştirmiş ve onun eleştirisini makalesinde incelemiş hocamız. Bu Hindu alimi Kur'anı eleştirirken tabi çeşitli yönlerden eleştiriyor. İşte Allah inancı bakımından şu şu vesaire vesaire eleştiriyor. Daha sonra ibadetlere geliyor. İbadetlere geldiği zaman da eleştiri noktası oruç üzerinden oluyor ve bunu yaparken de diyor ki ya Müslümanlar Kuranda bu orucu bizden almışlar diyor. Bizden almışlar ama onu da bozmuşlar diyor. <laughs> Çok enteresan <dikkat> edin yani. <laughs> 52. sayfasından itibaren okuyorum. Bu alimin e, Prakash adlı eserinde e, e, adlı eserde zaman zaman Kur'an'daki ibadet ve dini uygulamalarla ilgili ayetlerin de eleştiri konusu yapıldığını yapıldığı görülür. Bakara suresinde yer alan oruçla ilgili ifadeler bunlardan biridir. Sarasvati'ye göre Kur'an'da zikredilen oruç ibadetinin kökeni Hindu dini geleneğine dayanır. Araplar Purana literatürünü takip eden bazı Hindulardan oruç ibadetini öğrenmişler ve bir takım değişiklikler yapmak suretiyle kendi kültürlerine uyarlamışlardır. Sarasvati'nin iddiasına göre Kur'an'daki oruç ibadetinin aslı Çandıraya yanadır diyor. Şimdi daha sonra bu oruçla alakalı bir şeyler söylüyor ve sonuç olarak şunu söylüyor. Diyor ki, yukarıda bahsedilen oruç türünün bozulmuş şeklinin Araplar tarafından İslam'a sokulduğunu iddia eden Sarasvati, her iki dini gelenek arasında ciddi farklılıkların ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bu bağlamda Kur'an'da Müslümanların oruçlu gecelerde kadınlarına yaklaşmalarına izin verildiğini Hindu geleneğinde ise bu dönemde cinsel ilişkinin tamamen yasaklandığını belirtir. Yine İslam'da iftardan sonra imsak vaktine kadar yiyip içmenin serbest olduğunu Chandra Yana'da ise orucun tüm gün devam ettiği bilgisini paylaşır. Buradan hareketle o, İslam'daki oruç ibadetinin usulsüz ve basit olduğunu göstermek ister. Yani adam şunu söylüyor, diyor ki, Kur'an'daki oruçta işte oruçlu günlerin gecelerinde cinsel ilişkiye izin verilmiş, yeme içmeye izin verilmiş. Oysa ki bizdeki oruçta bunlar yasaktır. Kur'an çok basit bir oruç anlatıyor insanlara diye. Bunu bir eleştiri konusu olarak ortaya koymuş. Oysa ki bu e, oruçlu günlerin gecelerinde bu takım bu tarz davranışlara izin verilmesinden önce 183. ayet Allahu Teala sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi diyerek tam burada adamın tarif ettiği şeyi Allahu Teala ilk olarak Müslümanlara farz kılıyor. Yani oruçlu günlerin gecelerinde cinsel ilişki yasaktı, yeme içme yoktu. Ne zamana kadar? 187. ayet gelene kadar. Şimdi bu Hindu olan e, Alim bunu bilmiyor. Bu nesih ilişkisini bilmediği için e, bozulmuş şekilde, basit bir şekilde İslam bunu almış diyor. Oysa ki Kur'an zaten sizden öncekiler bunu bu şekilde tutuyordu diyerek onların uygulamasını tasdik etmiş oluyor. Yani şimdi benim burada okuduğum bizim geleneğimizle, İslam geleneğimizle ehli kitap olarak görülmeyen bir toplum. Hindu toplumu yani bizim literatürümüzde, İslam geleneğimizde bunlar ehli kitap değildir. Şimdi bir de ehli kitap olarak görülenler. işte Yahudiler, Hristiyanlar. Şimdi Hristiyanlar dediğimiz toplum zaten Yahudi kültürünün içerisinden çıkan bir toplum. Yani Hristiyanlığı Yahudilikten çok farklı saymamak lazım. Yahudilik, Yahudilikte bir defa e, ciddi bir takvim sıkıntısı var. Bugün bile iki farklı takvim anlayışı vardır. İşte resmi takvim, dini takvim derler kendi aralarında bile bu takvim uygulamasında sıkıntılar yaşıyorlar. Biliyorsunuz Allahu Teala e, takvim konusunda ayın hareketini esas alan bir sistem belirlemiş. Yani nedir? E, ayın hareketine göre aylar hesaplanır. Buna göre de seneler hesaplanır. Böyle olduğu zaman aylar sene içerisinde sabit olmak olmaz. Sürekli geri doğru gelir. Onar gün her sene geri doğru gelir. Yahudiler ne yapmışlar? Yahudiler bu ayları sabitlemek istemişler. Ama bunu sabitlerken de ayın hareketinden de şaşmıyorlar. Yine ayları biz ayın hareketine göre hilale bakarak hesaplayalım. Ama ayları da senenin içerisine sabitleyelim. Bu nasıl olacak? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Ve bir sistem bulmuşlar. Buna da güneş ay takvimi demişler. Atıyorum bu sene Tishri ayı Eylül'ün 30'una denk geldi. Tişri'nin biri. Bu önümüzdeki sene Eylül'ün 20'sine denk gelecek. Tişri'nin biri. Bir sonraki sene Eylül'ün 10'una denk gelecek. 30 gün geri gitti. E şimdi böyle giderse daha da geri gidecek. Ağustoslara gelecek. Ne yapacağız o zaman biz? Son ay olan Adar ayı. 12. ay. Son ay olan Adar ayından sonra Nisan'a geçmiyor. Nisan onlarda da işte birinci ay. Nisan'a geçmiyor araya bir ay daha sokuyorlar. Adar 2 diyorlar ona da. 13. ay. Adar 2 deniyor. 13. ayı araya sokuyorlar. Bu sefer Tishri'ye gelince Tishri yine Eylül'ün 30'una denk geliyor. Bir döngüye girmiş oluyor ve Tishri ayı sürekli Eylül'ün içerisinde dönüp duruyor. O Eylül'ün dışına çıkmıyor. Yani buna da işte böyle bir sistem koymuşlar takvimle alakalı. Z zaten biliyorsunuz yani şeyde Mekkeliler aynı şeyi yapıyorlardı yani. Büyük ihtimalle yani. Yahudilerden öğrenmiş de olabilirler hocam. Ol olur da şu var, olay bir menfaat meselesi. Biliyorsunuz bizde de Eylül ayına sabit diyelim diyenler var yani. Ramazan ayı şeyin 9. ayı, herhalde biraz sonra söyleyeceksiniz. Ee, bu Kameri ayların 9. ayı. Bizde de mesela bir hoca çıkıyor diyor ki e, dokuzuncu ay e, sabit diyelim ama kamer olmasın da şey olsun. E, Milade ayı olsun yani Eylül ayına. Niye? Çünkü Eylül ayı en kısa günlerin olduğu ay. Bir de Mart ayı var en kısa günler onun olduğu ay. Şimdi hem oruçtum tuttum diyerek haşa Allah'a kandıracaklar. Hem de kısa günlerde işi halledecekler. İşte Yahudilerin yaptığı o. Mekkeliler de hep aynı günlere getirmeye çalışıyorlar ki mevsim değişmesin. Yani ticarette hep kendi mallarını satsınlar. Halbuki yılın tamamını dolaşırsa o hac günleri dünyanın her yerinde üretilen mallar Mekke'ye getirilir ve satılır. Bir de Recep ayında da kendi bölgesel panayırlarını kurarlar. Müthiş bir ticari gelişme olur. Yani bu Mekke'de de var. Ne Resulullah ne yapıyor? Veda, veda hutbesinde diyor ki artık diyor bugünden itibaren şey eski halini gerçek halini almıştır diyor. Ama Yahudiler hala devam ettiriyorlar. Yani e, şeyi kameri ayı miladi yıla kameri yılı miladi yıla şey yapabilmek için aradaki bir 11 günlük farkı ilave ederek 3 senede bir bir ay katmış oluyorlar. Evet bunu yaparken de hocam şey de enteresan. Yani o ayın hareketine göre ayların hesaplanması geleneğini de terk etmek istemiyorlar. Çünkü bu fıtrata o kadar aykırı bir şey ki adamlar onu da bırakamıyorlar. Yani ayın hareketine göre bu ayların hesaplanması gerektiğini bırakamıyorlar. 13 aya çıkartıyorlar. Oysa ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de gökler ve yer yaratıldığından beri ayların sayısı 12'dir diyerek bunun asla 13 olamayacağını ortaya koymuş oluyor. Bir de 4 ayı haramdır diyor. Ki yani Kur'an-ı Kerim'de yıl hesabı tamamen kameri aya göredir. Siz yılı kameri aya göre hesap ederseniz takvime de ihtiyacınız yok. Aya bakar, şey yaparsın. Mesela ben evvelki gün baktım şeye, sabahleyin namazdan sonra baktım ki hilal gidiyor. Ha, en az üç gün sonra Ramazan başlayacak yani sabah namazından sonra sabah ezanı sırasında hilali görüyorsanız en az üç gün sonra şu, yok en, en az değil en fazla üç gün sonra mı diye yok en az üç gün sonra başlar çünkü orada bir günlük bir oynama olabiliyor takvimden bakıyorsunuz işte bakıyorsunuz işte, ha bugün ayın ilk haftası işte şimdi ortaya doğru gelmişiz şimdi ortası yani takvim gökyüzünde takip ediyorsunuz ama güneşte o takvimi takip etmek ciddi bilgiye ihtiyaç duyurur. Güneşte de gün gününe o şeyden takip edebilirsiniz yere bıraktığı gölgeden ama orada iyi bir bilgi lazım. Evet, devam et. Bizim Ramazan ayında benzer e, ibadetlerin, e, günlerin bulunduğu aya bakıldığı zaman Yahudinin içerisinde tışri ayı. Yani işte 10 günlük tövbe mevzusu olması. Mesela işte bizdeki e, şeye benziyor, itikafa benziyor. Onun dışında işte Yom Kipur'un olması bizdeki Kadir Gecesi'ne benziyor. Oruç tutulma, tutmaları bu Tışri ayın içerisinde bizdeki Ramazan ayına yine benziyor vesaire. Birçok şey birbirine benziyor Tışri ayıyla bizdeki Ramazan ayı. Ama e, şimdi dışarıdan baktığın zaman işte Eylül'e sabitlemişler. Bizde de Eylül 9. ay falan sanki oradan bir şey olur gibi gözüküyor. Ama onlarda Tışri yılbaşı kabul ediliyor. Tışri ayı. İşte dolayısıyla o 10 güne de Roş Haşana diyorlar. Sene başı diyorlar burada oruç tutuyorlar. İşte Yom Kippur'a da, onlar da Yom Kippur en önemli gündür. Yom Kippur'da büyük oruç denilen bir oruç tutuyorlar. Dolayısıyla böyle bir takvimden kaynaklı bir sıkıntı söz konusu. Dolayısıyla bu oruç acaba 9. ay ile bir bağlantısı Tevrat'tan çıkar mı çıkmaz mı şeklinde bir tarama yapıldığı zaman gerçekten Tevrat'ta 9. ay ile ilgili bir ilişki ortaya çıkıyor. Oruçla alakalı olarak. O da Yeremya kitabında Yeremya e, İsrailoğullarının nebilerinden bir tanesi. Allahü Teala ona kitabı indiriyor Yeremya'ya. Ye. Sayfalar onu, bunu sayfalara yaz diyor git insanlara ilan et diyor. İlk defa vahiy geliyor Yeremya'ya. Ye. Bu kitap geldiği zaman da Allahü Teala o günün oruç ilan edildiğini söylüyor ve onun da dokuzuncu ay olduğunu söylüyor. Yani bir nebiye bir kitap geliyor. Bu kitabın dokuzuncu ay indiği söyleniyor. Ve oruç günü olduğu söyleniyor o zaman. İlgili bölüm şu şekilde ben kısaca okuyayım. Yerem ya da 36. Bab'dan birden başlıyor. İstersen ben 9. ay konusunda kısaca bir anlatayım şeyi. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki Muharrem ayında yıl başlıyor değil mi? Yani şey kameri yıl. Peki şimdi Ramazan ayına gireceğiz. Ramazan 9, 9. aysa arkasından gelen ne? Şevval değil mi? O kaç eder? 10. ay eder. Sonra ne geliyor? Zilkade 11 eder. Zilhicce 12. Arkasından ne geliyor? Muharrem. Yani Ramazan kameri yılların dokuzuncu ayıdır. İşte Tevrat'ta da dokuzuncu ayı oruçlu geçirin emri var. Bugünkü Tevrat'ta işte onu okuyor. Evet. Şimdi burada e, Yeremya'ya ye Tanrı şöyle sesleniyor. Diyor ki bir tomar al, yani bir kağıt e, tomarı. Josia'nın döneminden bu yana İsrail, Yahuda ve öteki uluslarla ilgili sana söylediğim her şeyi yaz. Yeremya, Neriye oğlu Baruk'u çağırıp Rabbin kendisine söylediği bütün sözleri tomara yazdı. Sonra Baruka şu buyruğu verdi: Ben tutukluyum. Rabbin tapınağına gidemem. Sen oruç günü Rabbin tapınağına git. Şimdi burada oruç günü demek ki onlarda bilinen bir gün ve oruç günü olma vasfına da zaten sahip olabilecek günlerden bir tanesi Yom Kipur'dur. Yom Kipur'da büyük oruç tutulduğu için. 9. Şimdi Yahuda kralı Yahuşa oğlu Yahu, krallığının 5. yılıydı, 9. aydı. Yeruşalim'de yaşayan bütün halk ve Yahuda kentlerinden Yeruşalim'e gelen herkes Rabbin önünde, herkese Rabbin önünde oruç ilan edildi. Kral Tomar'ı alıp getirmesi için Yahudi'yi gönderdi. Yahudi Tomar'ı yazman Elişama'nın odasına getirdi. Kral ve yanındaki önderlere okudu. 9. aydı. Kral kışlık sarayındaydı. Önünde mangalda ateş yanıyordu. Diyor. Yani ee, bir mesaj gelmiş. Allah'tan bir kitap indirilmiş. Bu kitap okunuyor. Krala oruç ilan ediliyor. Ve üzerine basa basa da bu olayın 9. ayda meydana geldiği de üzerine basa basa tekrar ediliyor Tevrat'ın içerisinde. Dokuzuncu ayı oruçlu geçirmeleri emrediliyor. Evet. Yani o da açık ifade eder. Evet. Yani Yahudi, Yahudilikte kısaca oruç bu şekilde hocam. Yani bugün oruç, onlarda dokuzuncu aya baktığınız zaman dokuzuncu ayda bir oruç çıkaramazsınız Yahudilerin kendi şeyleri içerisinde. Ama dediğim gibi yani takvimler zaten bir defa e, bozulduğu için dokuzuncu ay tam olarak gerçekten mesela şu pa ayet pasajlar indiğinde Tevrat'taki dokuzuncu ay hangisiydi? Belki bugünkü tişri dedikleri ay o, o günkü dokuzuncu aydır. Bugün birinci aya çekildi. Zaten onların içerisinde bugün Nisan birinci ay e, diyenler de var. İşte resmi takvimde Nisan'dır, dini takvimde tişridir vesaire diye. Takvim içerisinde bozulmalar olduğu için bugün şimdi artık hani dokuzuncu ayın hangisi olduğunu tespit etmek sıkıntılı. Ya zaten onlar şeyde Eylül'de oruç tutuyor. Hristiyanlar ne zaman tutuyor? Onlardan Onlar Nisan, da Nisan Mart, Mart ve tık. Nisan. Evet hocam. Onlar da 40 güne yakın tutuyorlar. 10 gün zam yapıyorlar. Bazıları 50 20 gün zam yapıyor. Neden? Çünkü oruç yerine şey yapıyorlar. Ne perhiz, diyorlar? Perhiz, perhiz yapıyorlar. Bazı şeyleri yemiyorlar. Mesela Paskalya Bayramı diye gördüğünüz bayram Ramazan Bayramı'dır. Onlarda da. Sonra biz mesela oruç kelimesini kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de oruç var mı? <Sessizlik> Savun. Oruç ruzedir. Ruze farsçadan. farsçadan. yani zerdüşlerden gelmedir. Onlar da oruç tutarlar. Aynı. Çünkü zerdüşler de aynı şeyler sorumlular. Mesela biz salat demeyiz ne deriz? Namaz. namaz. Namaz nereden gelmiş? O da o da zerdüşlerden gelme bir kelimedir. Onlar da günde beş vakit namaz kılarlar. Ve namazlarında Fatiha suresine benzer bir sure okurlar onlar da oruç tutarlar. Ama şimdi şu şeyi şey yapalım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını bizden sakladıkları açıkça bize ifade edilir. Allahü Teala En'am suresinde mesela şöyle diyor. Men enzelel kitab ellezî câe bihi Musa nuran ve huden linnas. O Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi? Hani şey yapıyorlar bunlar ve ma kaderullah hakkı kadrihi iz galu ma enzelallahu ala beşerin min şey En'am 91. ayet. Yani Allah bir beşere bir şey indirmemiştir canım diyerek Kur'an-ı Kerim'e karşı çıkmaya çalışıyorlar. Halbuki Kur'an'ı bekliyor kendileri. Zaten bunu o kadar Vedatlar o kadar çok anlatıyor ki ama yalan söyleniyor. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala Nebimize kul men enzel el kitabe ledi cebihi Musa o Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi? başkası mı? Nura Huden linnas bak önünüzü aydınlatıyor ve insanlara da rehber olan kitap bakın o haliyle bizde tahrif edilmiştir falan filan tabi Bunları çok güzel anlatıyor Vedatlar sağ olsunlar. Öyle bir şey yok. O, o tasdik edilen bir kitaptır. İşte bak gördünüz. Dokuzuncu ayda oruçtan bahsediyor. Peki niye orada bir bilgiler tam olarak bize ulaşmıyor? Diyor ki allah Teala tecalûnehu karatîs siz onu parçalara ayırıyorsunuz şeyi Tevrat'ı tebdunaha bir kısmını insanlara gösteriyorsunuz ve tuhfune katira çoğusunda gizliyorsunuz. Demek ne yapıyorlarmış bunlar? Gizliyorlar. Niye gizliyorlar? Çünkü kendi toplumlarının Müslüman olmasını engellemek için. Bu onun içinde dikkat ederseniz tasdik ilişkisi bizde de tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bunun da yüzde yüz Yahudi oyunu olduğunda hiçbir hiç şüphem yok. En küçük şüphem yok. Bunu maalesef tefsirlere de yerleştirmişler. Maalesef İslam ilimleri dediğimiz o bilgi yığınlarının içerisine doldurmuşlar bunu. Şimdi mesela efendim zeldüşler Bak ne dedik namaz ve oruç kelimeleri oradan bize gelmedir. Biz bunu kullanıyoruz her gün. Peki zerdüşlere nedir? Ateşe tapan. Ya kardeşim, sen bir kere onlara Kur'an-ı Kerim'in tasdik ilişkisiyle git, ondan sonra yanlışlarını ortaya koy. Önce bir kitaplarını al, oku, bir karşılaştır. Ya ben bu Kanada'da zerdüşlerin şeyden sonra Humeyn'den sonra gidip bir merkez merkezi iyileştirdikleri bir yer var. Oraya bir mektup yazmıştım. O kadar nazikçe yazmıştım ki orada şöyle bir cümle koymuştum. sizin hocalarınızın Allah'la sizin aranızdaki görevi nedir? Hemen cevap. Bir sert bir cevap. Biz müşrik miyiz? Allah'la bizim aramızda ne işi var? Hocalarımızın diye. Şimdi biliyor musunuz? Bakın. Şimdi az önce de Vedat şeyi okudu. Hinduların şeyini. Yani bir uzak yol kaptanı bana bir şey göndermişti oradan e Hindistan'dan. Takvim asılı günlük beş vakit ibadet vakitlerini anlatan bir takvim. Bunu tercüme edebilirim. Yok yapamam dedi. Bilmiyorum. Tamam, bu sırada da tabi burada iş çok fazla yoğun olduğu için üzerine düşemedik. Şimdi mesela Zerdüşlerin de ehl-i kitap olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Hac suresinin 17. ayetinde bize göstermiş oluyor yani. Mesela o da diyor innellezine amen vellezine hadu ve sabiin ve nasara. Müminler, Yahudiler, Sabiiler ki şeyler de var. Şu anda mevcut. Onlar da oruç tutuyorlar, namaz kılıyorlar. Hristiyanlar ve Mecusiler. Bellezine bir bildi müşrikler. Bir, bize anlatıyor. İki, ikinci olarak Yahudi, Sabi, Hristiyan, Mecusi ikinci grupta. Üçüncü grupta da müşrikler. İnna Allah yafsulü beynehum yevmel kıyamet. Allah kıyamet günü onların arasında ayıracaktır. Şimdi bu insanlara tasdikle gitmek mecburiyetimiz var. Evet tamam mı sen söyle? Peki şimdi buradan e, şey yapayım. Az önce Vedat'ın söylediği kısım var. O, onun tamamlanması açısından e, Allahü Teala şeyde Bakara suresinin 187. ayetinde şöyle diyor Uhille lekum Bak daha önce ne dedi 183'te? Öncekilere nasıl farz kılındıysa size de o şekilde farz kılındı dedi. Ama 187'de diyor ki uhille lekum. Size has olmak üzere helal kılınmıştır. Uhille lekum. Yani size özel. Sizden öncekilere değil. Helal kılınan ne? Errafetu ila nisaikum. Yani eşlerinize cinsel iliş içerikli ilişkileriniz. Şu Leyla'ta sıyamı atladım. Oruçlu bulunduğunuz geceler eşlerinizle ilişki, cinsel içerikli ilişkileriniz size helal kılınmıştır. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun. Onlar sizin elbiseniz, siz onların elbisesisiniz. Onlar sizi güzel gösterir, siz onları güzel gösterirsiniz. Diye ondan sonra alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusekum. Allah çok iyi biliyor ki siz kendinize böyle hainlikler ediyorsunuz. Yani böyle gizli gizli işler beceriyorsunuz. Yanlışlar yapıyorsunuz. Oruç bulunduğunuz, ge oruçlu bulunduğunuz gecelerde. Fetabe aleyküm Allah sizin yüzünüze baktı. Siz affefe ve afa ankum ve siz affetti. Felane başurun artık bu bugünden itibaren onlarla ilişkiye girebilirsiniz diyor. Bak demek ki Hindu'nun de Hindu alimin dediği yanlış değilmiş değil mi? Doğru. Biz oruç tutuyoruz ama gece işlerimize ilişkiye girmiyor. Bize de öyleydi ama Allah her kıldı. İşte nesih bu. Ama nesih sadece Hindu uleması değil. Adına İslam uleması dediklerimizin hiçbirisinde hiçbir mezhepte doğru bir nesih anlayışı yani ya da şöyle diyeyim hiçbir mezhebin nesih anlayışı Kur'an'a asla uymaz. Yüzde yüz zıttır Kur'an-ı Kerim'le. Sen hiç doğru bir nesih anlayışına rastladın mı şimdiye kadar? Yani bunlar, bunlara nasıl İslam mezhebi denir? Ama maalesef karşımıza İslam diye çıkıyor bunlar işte. Millet bize de öyle öğretler Zannetti ki doğrudur. Şimdi bakın bunun olayını da anlatıyor şeyler, hadis kitapları. Süleyman bin Yesar, Selemi bin Sahr'ın şu sözünü rivayet ediyor. Selebemiz Sahr adında sahabe şöyle demiş Kadınlar beni kimseyi etkilemedikleri kadar etkilerler. Ramazan geldi. Eşimle suçlu sayılacağım bir iş yapmaktan korktum. Çünkü niye? Çünkü gece ilişki yasak ya. Gün zoru istiyor. da problem yok. Ve Ramazan bitene kadar onunla zihar yaptım. Zihar diye bir şey var, uygulama var. Mücadele suresinde Cenab-ı Hak anlatıyor onu. Yani onunla ben seninle birlikte sen bana işte Ramazan boyunca anamın sırtı gibisin diyor. Ve eğer onunla ilişkiye girerse orada şimdi biraz sonra şey yapacağız, göreceğiz. Bir takım şeyler gerekiyor. Cezalar, kefaretler gerekiyor. Diyor ki şimdi bir gece bana ikramda bulunurken bir yerler açıldı dayanamayıp üstüne atladım diyor. Sabah olunca halkımın yanına çıktım gitmiş kendi şeylerine, halkına, kavmine. Durumu haber verdim. Allah'ın elçisine birlikte gidelim dedim. Hadi gelin gidelim Resulullah'a anlatalım durumu. Hayır vallahi gelmeyiz dediler. Nebiye ben gittim. Durumu anlattım. Bak şu cümleye bakın. Ona diyor ki bunu yapan sen misin? Seleme bin Sahra diyor. Bunu da yapan sen misin? Bu size neyi hatırlatıyor? Şunu bakın. Az önce ne dedik? Allah bildi ki oruç gecelerinde bir takım işler beceriyorsunuz kendi kendi. Bunu yapan sen misin sorusu ne üzerine? Ayet inmesine sebep olan olay, sebep olan sen misin demiş olmuyor mu? <laughs> o da o, de, meseleyi tam a, a, bilmiyor demek ki ayetten henüz haberi yok. Diyor ki Evet. Ee, iki kere evet o benim ey Allah'ın elçisi. Yani boynunu uzatıyor gel kesiyorsan kes o manada. Sen Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmünü ver. Ben sabrederim diyor. Ama o tam demek ki ayetten haberi yok ki böyle cevap veriyor. Daha yeni inmiş ayet. Şimdi bu zihar yapmış. Zihar kefareti bugün aynen devam ediyor. Şeyde var. Mücadele suresinde o da değişen bir şey yok. Diyor ki ziharı bozduğu için o yoksa oruçlu bulunduğu günler gecelerinde yaptığı karı ilişkisini Allah affettiğini söyledi. Artık ondan dolayı yapılacak bir şey yok. Ziharı bozduğu için diyor ki bir boylu büküğü esiri hürriyetine kavuştur diyor. Bu şeyde mücadele suresinde aynen var. Diyor boynumun üstüne vurarak seni gerçeklerle gönderene yemin edelim ki bundan başka egemen olduğum bir boyun yok diyor. Yani yanımda bir esir yok ki hürriyete kavuşturayım. Peki iki ay aralıksız oruç tut demiş. Zaten başıma gelen oruçtan gelmedi mi diyor. <laughs> o zaman bir vesk hurmayı yani bu yani şeyler hamallar sırtlarını alıyorlar. Ne, ha, küfe. Ha. bir küfe hurmayı çaresiz kalmış 60 kişiye paylaştır. O da yine ayetin hükmü, ziharla ilgili. Diyor ki, seni gerçek bilgilerle gönderene yemin ederim ki, aç acına sabahladık, sahurda hiçbir şey yemedik, diyor. Yiyecek bir şeyimiz yok, dedim. Ondan sonra Resulullah diyor ki, Züleyke oğullarının sadakalarından, zekatından sorumlu kişiye git. Zekattan sorumlu kişiye git sana zekattan versin. O, o, bir vesk hurmayı yani bir küfe hurmayı 60 kişiye dağıt. Bunda ağırlığını şey yapalım bu. 185 kilo 640 gram hurma bu. 60 kişiye dağıtacak olan. Biraz da fazla vermiş. Onda git, git kendi ailende ye diyor. Beraber şey yapın. Sonra halkıma döndüm dedim ki sizin yanınızda sıkıntı ve çözümsüzlük bulmuştum ama Nebimizin yanında hoşgörü ve güzel bir çözüm buldum. Bakın şimdi o gece geceleri yasak olduğu için bu adam ya ben bir yanlış bir şey yaparım günah işlerim diye zihar yapmış. Ama biraz sonra bunun nereye dönüştüğünü Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz. Demek ki bu böyle. Evet şimdi bir sen dinleyelim bakalım neler oldu. Evet inşallah pazar günü yarın gece savura kalkacağız. Pazartesi oruçluyuz. Şimdi geçen seneden bu yana oruç hükümlerinde bir değişiklik olmadığı için geçen sene anlattıklarımızı anlatacağız. Tabi yeni bir şey yok. Yani yeni ayet inmedi. E i̇nenlerden bazıları da kalkmadığı için Hani şu akla gelebilir tabii işin şakası. Ya hocam hep aynı şeyler. Ramazan aynı Ramazan. Oruç aynı Ramazan çünkü. Değişen bir şey yok. Ama hatırlatmamız lazım bazı şeyleri. Ve tabii bunu Allah'ın ayetleriyle yapmak zorundayız. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor biliyorsunuz. Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Hani dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle, Kur'an ile tatmin olur ayetleri anlatmadan bu tip şeyleri anlatacak olursak bir müddet sonra bunlar unutulur çabucak ama ayetler geldiği zaman gönüllerimiz yatışır inşallah. Şimdi oruçla ilgili hükümler Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 183. ayetinden 187. ayetin sonuna kadar en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Dolayısıyla diğer ibadetlerden farklı olarak oruçta işimiz çok kolay. Yani Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda bakacağımız yer belli. İkinci sure Bakara suresi 183-187. O arada ne arıyorsanız oruçla ilgili var. Onu bilmek bir Müslüman için bütün ömrü boyunca oruçla ilgili her şeyi bilmek manasına gelir. Yeter ki açıp bu ayetleri anlayacak bir şekilde böyle yavaş yavaş tane tane okumasını bilelim. Gerisi Allah'ın izniyle çok kolay. Açtığımızda ilk olarak Bakara suresinin 183. ayetiyle karşılaşıyoruz. Biraz önce okundu zaten. Orada Cenab-ı Hak buyurmuştu ki Estağfirullah ya eyyühellezine amenu ey iman edenler kütübe aleykümü sıyamu o oruç yani şu an bildiğiniz her şeyle duyduğunuz o oruç size de farz kılındı. Nasıl? Kema kütübe alellezine min kablikum sizden öncekilere nasıl farz kılınmışsa aynı şekilde. Önceki ümmetlerle aynı şekilde işte 187. ayet ininceye kadar. Öncekilerle aynı şekilde. Nasılmış öncekilerde? Yine biraz önce anlatıldı. Bir kez daha tekrar olsun diye söyleyeyim. Önceki ümmetlerde bizim şu an tuttuğumuzdan biraz daha zor, biraz daha farklı oruç hükümleri. Bizde biliyorsunuz iftar vaktinden itibaren yemek içmek artık serbest hale geliyor. Karı koca ilişkisi de aynı şekilde. Ne zamana kadar? İmsak vaktine kadar değil mi? Yani iftar vaktinden imsak vaktine kadar oruç yasakları kalkıyor. Ama bir müddet bu ayetin inişiyle birlikte eski ümmetler gereği bu yasaklar özellikle karı koca ilişkisi gece de yasak Ramazan boyunca. Yani 29 veya 30 gün boyunca e, bu tamamen yasaklanıyor. Yeme içmeyle de ilgili bir şey var. O da rivayetlerde anlatılıyor. Yine eski ümmetler gereği e, yatsı vakti girince veya kişi uyuyup ya uyuyuncaya kadar ki olan süre içerisinde yemek içmek var. Uyudu artık bitti geçmiş olsun. Bir daha artık yemek içmek yok. Ertesi gün tekrar iftar vaktine kadar oruç tutmak durumunda. Bizdeki gibi sahur vaktine kadar uzatma yok. Bir müddet bu şekilde uygulandıktan sonra Allah 187. ayeti indiriyor ve diyor ki artık bir değişiklik var. Size işte karı koca ilişkisi oruçlu bulunduğunuz gecelerde helal kılınmıştır. Şimdiye kadar yaptığınız yanlışları da Allah gördü. Ama diyor tamam affetti Allah. Bakın Allah affetti dediğine göre ortada bir suç olması lazım, değil mi? Bir suç yapacaksınız. Tahtanune enfusukum diyor Allah bir de. Kendinize karşı da hainlik yapıyorsunuz. Yani bir nepotlar kırdığınızı ben biliyorum diyor Allah yani. Benden mi kaçıracaksınız siz onları? Ama diyor Allah tamam. Bu ayetin nüzulüyle, inişiyle birlikte artık gecelerde en azından bu yasak sizin için kalktı. Demek ki önceki ümmetler gereği bir müddet bizde de uygulandı. Ama artık öyle bir yasak söz konusu değil. Başka? E, külü meşrabu. Ha, siz yemeği içmeye de devam edebilirsiniz artık Ramazan gecelerinde. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyine lekumul haytul ebyadhu minel haytul esvedi minel fecr. İşte bizim imsak vakti olarak tabir ettiğimiz, yani doğu tarafında siyah çizgi, beyaz çizgi bizce çok net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yeme içmeye de devam edin diyor Allah. Hani sahur vakti de artık bizim ümmete özel bir ikram, bir kolaylık olarak da bu 187. ayette birlikte var edilmiş oluyor. Eski ümmetlerde bu kolaylık yok. İşte bu 183. ayetteki öncekilere nasıl farz kılındıysa aynı şekilde bu hususları ifade ediyor. Yani önce gümbetlerdeki gibi geceleri bazı şeyler yasak ve belli bir vakte kadar yiyip içebiliyorsunuz. Ama 187. ayet bunu biraz daha genişletiyor, bir kolaylık sağlıyor ve imsak vaktine kadar o yasakları serbest hale getiriyor. Peki kimler oruç tutacak bu ayete göre? Kim? Ey iman edenler dediği kimseler. Fıkhi olarak bir okuma yaptığımız zaman ey iman edenler kapsamına kim girer? Akıllı, Bölüğü uçağına ermiş. Kadın, erkek, her Müslüman. Değil mi? Yani çünkü iman ve ibadetlerle mükellef olmanın olmazsa olmaz üç şartı bunlardır. Müslüman olacaksınız. E Müslüman olmak için de yani belli bir e, şeye gelmeniz için de akıllı olacaksınız ve ergenlik çağına ermiş olacaksınız. Kadın erkek hiç fark yok. Genç yaşlı hiç fark yok. Herkes bu oruçta mükellef. Onu tutacaklar. Kimler tutmayabilir? Bir sonraki iki ayette hatta 184-185. ayette Allah anlatacak. Peki niçin oruç tutacağız? Niye Allah bizden oruç tutmamızı istiyor? Bir sebebi var mı? Hemen anlatırken e, hocalar derler ki işte ya niye oruç tutuyoruz? E, yılın 11 ayı e hep ye 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 olmaz. E, bir ayda aç kalın ki biraz da açların halinden anlayın. İşte Allah bunu murad etmiş falan. Allah böyle bir şeyden bahsetmiyor. Tamam tutarsan anlarsın, anlamazsan da olur. Orucunu yine tutmuş olursun. Niye tut diyor Allah? Diyor ki tetekun. Yanlışlara karşı kendinizi koruyabilesiniz diye Allah size orucu farz kıldı. Takvalı olasınız diye. Şimdi kendinizi korumayı öğreneceksiniz oruçla. Nasıl oluyor bu? Bir düşündüğümüz zaman aslında kolay. Bakın normalde Helal olan üç temel ihtiyaç var burada, değil mi? Yani yemek, içmek gibi zaten en temel ihtiyaç ve bir de karı koca ilişkisi. Yani nikahlı olduktan sonra helal olan bir işlem. Bu üçünü diyor Allah, benim rızam için belli vakitten belli bir vakte kadar bu üçünü bile yapmayacaksınız. Gündüz vakti yani değil mi? İmsaktan iftara kadar bu üçünden de uzak duracaksınız. E onun dışında zaten Ramazan olmasa gündüz ve gece ayrımı olmadan faiz yemek serbest mi? Hırsızlık yapmak serbest mi? Hiç bunları zaten yapmayacaksın. Ama Allah diyor ki en meşru üç temel ihtiyacını bile benim rızam için sen bir terk etmeye bir başla bakalım. Bir gör ki bunları bile yapabiliyorsan diğerlerini zaten Allah istedi bırak dedi diye zaten bırakabileceksin. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ben bir kez daha tekrar edeyim. Yani yeme içmeyi sırf Allah istedi diye terk edebiliyorsan sen, bunlardan da feragat edebiliyorsan e, yasak olan fiilleri zaten yapmayacaksın demektir. İşte diyor ki Allah sana ben bu bilinci kazandırmak için orucu meşru kılıyorum. Dolayısıyla oruçluyken zaten yemeyeceksin, içmeyeceksin. Bu orucun zaten vazgeçilmezi. Ama onun haricinde belki Ramazan dışında yaptığın o bir takım yanlışları Diyeceksin ki ya ben yemeği içmeyi Allah için terk edebiliyorum. Bunları niye terk etmeyeyim? O yüzden oruçluyken diğer günahları işlemeye karşı daha çok kendimizi koruyacağız. Yani yeme içmeyi geçtik. Ko karı, koca. karı koca ilişkisini geçtik. Ama onun haricinde normal zamanda yapıyorsan bu ayda hiç hiç yapmayacağın şeyler. Yalan söylemeyeceksin oruçluyken. Yalanla iş görmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ticarette üç kağıtçılık yapmayacaksın. İşçinin hakkını yemeyeceksin, patronun hakkından çalmayacaksın. Bir yerde sıra beklenmesi gerekiyorsa herkes gibi girip sen de sıra bekleyeceksin. Öne kaynak yapmayacaksın oruçluyken. Ya diğer zamanlarda zaten yapmayacaksın. Oruçluyken hayli hayli yapmayacaksın ki oruç sana bu bilinci kazandırabilmiş olsun. Bakın bunu örneklendirirken Nebimiz çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki Men lem yeda kavle vel bihi en yeda ta'amuhu ve Her kim ki yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa onun aç kalmasına, susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yok ki. E sen aç kalmışsın, susuz kalmışsın. Ne oldu Allah'a sen bir şey kazandıramazsın ki bununla. Ama Allah sana ne kazandırmak istiyor? İstiyor ki sen artık yalan da söyleme. Haram da yeme oruçluyken. Değil su içme ekmek yeme haram da yemeyeceksin artık. Bibi Aşk hadis-i şerifinde de buyurur ki Resulullah öyle insanlar var ki diyor Ramazan'da tek karları aç ve susuz kalmış olmaları. Başka hiçbir şey elde edemezler. 29 gün oruç gün oruç tutanlar ama bir gram sevap elde edemezler. Sadece aç kaldın, susuz kaldın. Niye? E çünkü zaten sana Allah'ın yasakladığı hiçbir şeyi sen oruçluyum diye terk etmedin ki. Yine haram yemeye devam ettin. Yine kalp kırmaya devam ettin. Yine haksızlık, hukuksuzluk yapmaya devam ettin. O zaman ne kaldı sana oruçtan kar? Aç kaldın. Rejim yapmış olursun evet. Ama o sevap olmuyor demek ki. İşte Allah diyor ki bu yüzden orucu ben size farz kıldım. Kendinizi koruyacaksınız. Ramazan dışında yapıyordum belki. Eyvallah ama artık o bitti. Ramazanla birlikte yeni bir alışkanlık, yeni bir ahlak kazanacağız. Bugünden sonra ben Ramazana girdim ve her zamankinden daha fazla kendimi tutacağım, daha iyi bir kul olacağım. Bunu bu Ramazanda kazanacağım ama Ramazan biter bitmez çatır çatır onların hepsine geri dönerim de yok. Ramazanla birlikte hepsine temiz bir sayfa. Ramazandan sonra da bakın Ramazan bittikten sonra farziyeti biten tek ibadetledir. Oruç. Onun dışında başka hiçbir şey kesilmiyor ki Ramazan dışında. Şevval ayına vardığında yine beş vakit namazı kılmak zorundasın. Şevval ayında yine faiz yemek sana haram. Ramazan'da da haramdı. Ramazan dışında da haram. Yine haksızlık, hukuksuzluk yapmayacaksın. Bunlar devam edecek ama Ramazan'da bunu yapabilirsen Ramazan'dan sonra da taşır daha iyi bir kul olursun işte. Ramazan'da oruç bu maksatla tutuluyor. Bir. İkincisi. Buyurun hocam güzel bir giriş yaptın. Bundan istifade ederek şey yapayım da. Bir de ayeti kerime de diyor ya Allahü Teala. Ve alellezine yutikunehu fidyetun taamu miskin. O orucu tutabilecek olan kişilere bir fidye gerekir. Fidye de işte az önce çok güzel bir şekilde anlattığı gibi Yahya Hoca'nın evet birçok şeylerden uzak kalacağız ama o arada bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Yani yeme içme yemiş içmemiş olabiliriz ama orada bazı hatalar yapmış olabiliriz. Kar koca ilişkisi olmamış olur ama bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Kasıtlı kasıtsız o da oruç bittikten sonra bir fidye. Peki bu fidyeyi oruçtan herkes vereceği için zengin fakir ayrımı yok. En fakirin vereceği şekilde Cenab-ı Hak ortaya koyuyor. Diyor ki taamu miskin. Yani çaresiz kalmış bir kişiyi doyurmak. Çaresiz kalmış bir kişi ekmek bulursa zaten bayram eder değil mi? Böyle katığa falan gerek yok. Bakın arkasından Resulullah ne diyor? Yani Allah'ın elçisi sıfatıyla Muhammed Aleyhisselam biliyorsunuz bir Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ediyor, bir de hikmeti öğretiyor. Yani Kur'an'dan çıkarılan doğru hükümleri öğretiyor. Burada diyor ki, Buhari'de geçen bir hadiste, Abdullah bin Ömer demiştir ki, Allah'ın elçisi aleyhisselam, fıtır veya Ramazan sadakasını, bak Ramazan sadakası, yani Ramazan bitti, ona bir yanlış yapmış olabilir bilirsiniz diye bir de bir şey verdiriyor. Fidye verdiriyor Allahü Teala. Yani fitre dediğimiz şey. Erkeğe, kadına, hüre, esire. Bakın. Erkek, kadın. Ayrımı yok. Esir ve hür ayrımı da yok. Esirin parası olur mu? Ama Müslüman soruş tutmak zorunda. Onun için o kadar küçük bir rakam söylüyor ki allah Teala herkes verebilsin. Tabii fakir olan bir taraftan alır, bir taraftan da verir. Ama elindekini bu bölüşmüş, olur elindekini yani. bölüşmüş olur en azından. Ondan sonra diyor ki erkeğe, kadına, hüre ve esire hurmadan bir sağ. Bir sağ hurma ne demek? 3.920 gram hurma. Hadi yuvarlak 4 kilo. 4 kilo hurma verecek şeyde. Peki veya arpadan bir sağ. Yani 4 kilo arpa. Ya da buğdaydan Evet, şey yok. Buğday burada yok. Arpadan bir sağ. İnsanlar bunu yarım sağ buğdayla denkleştirdi diyor. İnsanlar bunu yarım sağ, yani iki kilo buğdaya indirdiler. Hadi dört kilo buğday diyelim. Ki hadiste buğday geçmiyor arpa. Çünkü buğday her yerde herkesin bulabileceği bir şey değil yani. Evet, or orada Resulullah Arabistan şartlarına göre hurmayı öne almış. Çünkü orada hurma yani dört kilo hurmayla bir insan bir gün geçinebiliyor. Bak başka bir yiyecek yok. Sadece o. Ondan sonra dört e, kilo arpa onu da şey yapıp e, pişirip yiyebilir. Şimdi dört e, kilo buğday diyelim. Yani bugün bir, bir ekmek ne kadar? Şu an 1.25 yok, yok, kilo, kilo 6, olarak, evet, kilo. Gramaj olarak, gramaj olarak ne 250 gramsa 250 gram diyelim. O zaman 4 kilo e, 4 kilo ekmek desek ki olmazsa bu bu e, şey şeye çevirdiğin zaman biraz düşme olur. Yani un yaptığınız zaman ama 4 kilo diyelim yuvarlak hesap. 4 kilo ekmek 8 tane ekmek eder. Bir insan günde 8 ekmek yiyemez normalde. E, o zaman 8 ekmek bugün kaç lira? Bir ekmek kaç lira? 8 ekmek 10 lira mı ediyor? 12 lira işte ama. İşte bu kadar verilecek. Fazla bir şey lüzum yok. Yani bir çaresizin en kötü durumda olan bir kişinin verebileceği bir şey. Şimdi ayette Allahü Teala oruca gücü yetenlere bu görev gerek bunu yapması fidye gerekir diyorsa bu ne olur? Sünnet mi olur? Farz olur. Peki Nebimiz ne demiş? Farz kıldı diyor. Resulullah farz kıldı. Resulullah farz kılamaz. Allah'ın farz kıldığını bildirir. Neyin hükmü bu? Ayetin hükmü. İnsanlar bunu yarımsa buğdayla denkleşti. Neyse tamam. Şimdi bakın bu ayetler, hadisler çok açık olmasına rağmen buna bu şekilde anlam veren bir tane tefsir, bir tane mezhep bulamazsınız. Onun için Kur'an'ı doğru anlamak için hoca olmaya lüzum yok. Saptırmak için mutlaka hoca olmak zorundasınız. O zaman da hocam işte bu farz, evet. gayrimetlu vahiy diyorlar burada. Evet. Ayetten çıkardığını evet. anlamadıkları için. Evet. evet. Peki sen şimdi devam edebilirsin. Allah Teala orucu kadın, erkek, bütün Müslümanlar ergenlik çağına ermiş, akıllı her Müslümana farz kıldı. Ama kimler tutmayabilir? Genel hükümden iki tane de istisna yapıyor Cenab-ı Hak. Hem 184. ayette hem de 185. ayette iki sınıf insandan bahsediyor. Diyor ki, femen كَانِ مِنْكُمْ مَر۪يضًا اَوْ عَلٰى Sefer'in. Sizden her kim Ramazan ayında hasta veya yolculuk halinde olursa onlar oruç tutmayabilirler. Ki onlar da tutsalar daha iyi olur ama tutmasalar da onlar için böyle bir ruhsat izin vardır. Hastava yolcu. 187. 184. ayette Allah sadece bu iki sınıf oruç tutmayabilir derken 185. ayette aynı ifadeyi bir kez daha tekrar ediyor. Diyor ki 185'te işte Ramazan ayı her kim Ramazan ayına ulaşırsa o ayın tamamen oruçlu geçirsin ama her kim hasta ve yolcu olursa onlar diğer günlerde oruçlarını tutabilirler. Şimdi yukarıda söylemişti zaten 185. ayette niçin aynı husus bir kez daha tekrarlanıyor? Bunun Allah-u Alem en büyük sebebi allah Teala demiş oluk bakın dikkat edin yalnızca bu iki sınıf oruç tutmayabilir. Hasta mı yolcu olmadığı halde bir Müslümanın kendinden menkul bazı bir takım sebeplerle oruç tutmama gibi hakları yetkileri yoktur. Hasta mısın tutmayabilirsin. Yolcu musun tutmayabilirsin. Ama bunun dışında efendim çok zor bir işte çalışıyorum ben. İşim çok zor. Ramazanlı sınavlarım var. E, maça gidiyoruz zor oluyor maçlara falan dayanmak çok zor. Dünyanın en büyük zor işlerinden biri ya maç. E, o zaman başka yerlerden fetva da bulunuyor. Oruç tutmayabiliyorlarmış falan. Böyle bir şey yok. Hastalık veya yolculuk dışında oruç tutmamak gibi bir şey yok. Kimseye verilmemiş. Bir, Peki hastalığı Allah Teala tanımladı mı burada? Hangi hastalar oruç tutmayabilir? Hastalık tanımlaması olmaz. Fıtraten olmaz çünkü. Her seferinde söyleniyor, söylüyoruz bizler de. Çünkü hastalık dediğimiz şey kişiden kişiye, bünyeden bünye farklılık arz eder. Allah Teala işte falanca hasta, grip olanlar oruç tutmasın. İşte başı ağaranlar oruç tutmasın falan dese o zaman ya ben grip oldum ama çok rahat atlatabilirim. Hiç bana mısın demez. Çünkü hastalık yoktur, hasta vardır. Siz herhangi bir şekilde hastalanmışsınızdır ve kendinizi kötü hissediyorsunuzdur. İlaç almanız gerekiyordur. Allah Teala'ya bunun hesabını vereceksiniz. Gelip beni, bir doktoru, bir hocayı hasta olduğunuza ikna etmeniz gerekmiyor. Hastayım bitti. Hesabımı Cenab-ı Hakk'a vereceğim, tutmayabilirim. Yolculuk halindesiniz. İşte bulunduğunuz yerden uzaklara gittiniz, geldiniz. Ne sebeple giderseniz gidin. İş için gittiniz, tatil için gittiniz. işte eğitim için gittiniz, bir şeyinizi halletmek için gittiniz, geldiniz. Tamam. Allah Teala diyor, tutsan daha iyi niye? Çünkü Ramazan dışında herkes yerken oruç tutacaksın, daha zor. Sen de tutabiliyorsan tut. Ama zorlanıyorum ben ya Rabbi bu esnada. Tamam Allah diyor ikinize hastalara yolculara bu ruhsatı verdim. Onun dışında başka hiç kimseye oruç tutmamak gibi bir lüks Allah Teala tanımamıştır. Bir, bir dakika bak ya, ya, sen şimdi Diyanet'ten daha mı iyi biliyorsun? Bu ne yani? Bu bunlar o koskoca Diyanet bilmiyor da sen mi biliyorsun ki? Çok, Çok büyük konuştun. Çok büyük konuştun. Birazcık dikkatli ol. Şimdi bakın bu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri. Evet, bak evet. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri. Peki yazanlar kimler? Hayrettin Karaman. Biliyorsunuz Hayrettin Karaman hocayı tanımayan yok. Mustafa Çağrıcı. Bundan önce İstanbul müftüsüydü. İbrahim Kafi Dönmez. 29 Mayıs Üniversitesi'nin uzun süre rektörlüğünü yaptı. Sadettin Gümüş. Bu da tefsir hocasıdır orada. Bakın burada ne yazıyorlar? Şimdi evvela şu Diyanet mealinden az önce okudum. Oruç tutabilenler şu ayete verilen meale bir bakın. Arap diline yüzde yüz aykırı bir şekilde. Ama bunu bunlar vermiyor, bütün tefsirler veriyor. Gerçekten insan inanamıyor bu, bu kadar sapıklı, saptırmanın nasıl olduğunu. Büyük bir ihtimalle o tasdik ilişkisi ortadan kalksın diyedir yani. Başka bir şey değil. Yahudiler rahat etsin diyedir. Yani ondan dolayı diyorum burada çok büyük bir Yahudi müdahalesi var. Yoksa sıradan bir Müslüman bunu asla yapamaz. Arkadan gelenler de ezberci oluyor. Tekrar hiç düşünmeden tekrarlayıp gidiyorlar. Bak burada diyor ki 184. ayette hani ve alellezine ve fidyetun ta'amu miskin diye az önce hadisle birlikte okudum. Oruç tutabilenler çaresiz kalan bir kişiyi doyuracaklar. Buhari hani hadis biz hadise inanıyoruz. Bunu burada sürekli söylüyorum. Mezhepleri ne ayet ilgilendirir ne hadis. Siz bakmayın dışarıya karşı öyle söylerler. Bak bu ibadet konusu. Onlar sadece bize hücum etmek için bu kelimeleri kullanırlar. Nadiren hadis kullandıkları vardır. Nadiren ayet kullandıkları vardır. Yani bütün de sıfıra inip de şey yapamazlar yani. Şimdi bak. Burada ne, ne mana verilmiş dikkat edin. Oruca gücü yetmeyenler ise. Bir yoksul doyumu fidye verir. Oruca gücü yetmeyen, Allah gücü yetmeyeni sorumlu tutmam diyor. Aynı kelime. Bakara 286 La yükellifullahu nefsen illa vus'aha şey, Rabbena ve la tuhammillen ma la takatelana bihtuvas Ya Rabbi bizim takatımız olmayan bir şey bize yükleme. Takat olmayan Allah sorumlu tutmuyor zaten. Sen tutmuş takatı olanı olmayan diye tanımlıyorsun. Ayete tam yüzde yüz ters mana veriyorsun. Ama dediğim gibi bunu sadece bu, burası vermiyor. Bütün tefsirler veriyor. İnanılmaz. Hatta sözlüklere bile sokmuşlar bunu. İnanılmaz bir şey. Peki burada ne diyor Diyanet'te? Şimdi Yahya'nın biraz şeye gelmesi lazım, hizaya gelmesi lazım. O zaman sen oku. Bak burada ne diyor? Dökümcü falan diye başlıyor. Sen, sen kendi suçunu kendin gör. Evet, günümüzde demişler. Dökümcü, maden, beton ve yol işçisi, tellak, hamal gibi ağır işlerde çalışan kimselerin de oruç tutmakta zorlananlar sınıfına dahil edileceği hükmü birçok fıkıhçı tarafından benimsenmiştir. Bunlar da zarar gördükleri takdirde oruç tutmak yerine fidye verebileceklerdir Gördük. demiş. Bak yani ben demiyorum ha sadece <gülüyor> <gülüyor> aktardım. Gerçekle uzaktan yakından yok. Yani yaptırdık. yani görüyorsun hiç yani bu din ne halde evet. görüyor musunuz yani? Evet. Evet. Gelelim buradan hareketle bir de söyleyeceğimiz gereken bir şey daha var. Şimdi dedi ki Allah Teala bir hasta bir de yolcuları bu ruhsatı verdi. Şimdi bunlar hiç baştan oruç tutmayabilecekleri gibi o gün gün içerisinde hastalandıkları takdirde öğlen vakti ve ikindi vaktinde bozabilirler de oruçlarını. Yani kişi hastalandı ilaç içmesi gerekiyor. Gerçekten başı ağrıdı dişi ağrıdı neyse ne. Dedi ki hesabını Cenab-ı Hakk'a verecek. Hastalandıysa tuttuğu orucunu bozar. Bozduğu için de Ramazan'dan sonra bir günse, bir günse bu işlem bir gün tutar orucunu. iki gün tekrar Ramazan'dan sonra iki gün tutar. Onun haricinde başka bir kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı ve yetkisi yok. Ama ama şöyle bir yanlış anlayış bizde yerleşmiş. Orucun hani orucu tutarken işte herhangi bir sebepten dolayı bozan kişilerin ne yapması lazım? Bir, bozduğu oruç, iki ayda kefaret, altmış bir gün oruç tutması lazım. Bunu bildikleri için ya diyorlar bu şimdi neme lazım biz dayanamaz dayanamaz orucumuzu bozarız. E ne yapalım? O zaman baştan niyet etmeyelim oruca. Şimdi diyor ki ben yarın şimdi şöyle bir sınav var. Ne bileyim, bilmem ne var falan. E neme lazım diyor. Ben kalkar öğlen bozarım. 61 günde çarpılmayalım bir de. O yüzden sabahtan hocam ben bugün niyetli değilim. Niyetli olmamak diye bir şey yoktur İslam'da. Ramazan, şimdi yarın pazar günü değil mi? İnşallah. Yarın gece imsak vaktinden itibaren Ramazan-ı Şerif'in son gününe kadar her Müslüman oruç tutmak niyetindedir. Mecburiyetinde. Mecburiyetindedir. Çünkü niyet demek kararlılık demektir Arapçada. Ben Müslümanım ama oruç tutma niyetinde değilim ne demek? Böyle bir lüksü yok. Değil mi? ya? Yani bunu düşündüğünüz zaman çok ciddi bir baş kaldırıdır bu değil mi? Müslümanım ama oruç tutma niyetim yok. Hayır. O gün yarından itibaren, yarın geceden itibaren oruç sonlanana kadar biz niyetliyiz. Hasta da olsa niyetlisin, Yolcu da olsan niyetlisin. Ne işte çalışıyorsan çal. O gün niyetlisin sen. O yüzden niyetin dille ifade etmesi falan gerekmez. Hemen şey demiyor. Bizim fıkıh kitaplarında da bu yazar zaten. Niyet demek bir şeye karar vermek demektir. Sizin bu kararınız olduktan sonra dille ya Rabbi niyet ettim Allah rızası için yarın oruç tutmaya. Bunu demeniz gerekmiyor zaten. Savura kalkmanız başlı başına bir niyettir. Kalkmasanız bile Akşamdan yarın oruçta olacağım niyetiylesiniz zaten. Aksini zaten bir Müslüman için düşünlemez. Yani zaten o, o karar Allah vermiş. Femen evet. şehide, minkumu şehre. Fel yasumu. Kim Felyasum. o aya ulaşırsa o ayın tamamını oruçta geçirecek diyor Bitti, Allah. Karar Allah vermiş. Yani, yani geçirebilirsiniz, isterseniz. Paşa gönlünüz bilirse falan diye bir olay yok. Tutacaksın. Dolayısıyla çok soru soruluyor. Hocam ben işte bugün kalktım, savru da yaptım ama bir aklıma geldi ki saat 9'da onda ben niyet etmeyi unuttum. Ne yapacağım? Abi zaten niyetin kralı sende, savura kalkmışın başka bir şey yapmana gerek yok ki kalkamasan bile ama alışkanlığı kazanamadın. Tamam akşamdan o bilinçle yatıp, sabah zaten oruçlu olmama gibi bir şansın olmadığı için devam et. Dille ya Rabbi bugün niyet ettim oruç tutmaya demene gerek yok. Müslümansan oruca niyetlisin. Bitti. Bu Abi, kadar. Bu karar Allah vermiştir. Evet. Ondan sonra bunu da geçtik. Bir diğer tartışma. Bu gece görebiliriz o tartışmayı. Hilal görüldü görülmedi meselesi. Bu da her sene tekrar ediyoruz. Bir kez daha tekrar etmek durumundayız. Ramazan biliyorsunuz kameri aylardan bir tanesi. Kameri ne demek? Gökteki ayın hareketlerine göre belirlenen takvim demek. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Bakara suresinin 189. ayetinde hani diyor yes ki anil ehille Sana hilalin hareketlerinden soruyorlar. Ne iş, nasıl bunlar, ne anlama geliyor? قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Allah diyor ki yani bunlar insanlar vakitlerin ölçüsünü bildirmek için. Hac ne zaman olacak bunu bildirmek için var. Yani o ayın hareketlerine göre hareket edersiniz. Dolayısıyla bizim dinimizde ibadetler kameri takvim esasına göre belirlenmiştir. Ne zamandan itibarendir bu? Tevbe suresinin 36. ayetine göre Yevme halaka semavati vel ard. Allah gökleri ve yeri yarattığı günden beri böyledir. Nizam öyle kurulmuş, kıyamete kadar da öyle gidecek. Peki Allah bunu neye göre belirlemiştir? Gökteki ayın hareketleri neye göre olur? İşte bununla ilgili iki tane ayeti kerime var. Rahman suresinin 5. ayeti. Birçoğumuz ifade olarak bunu kulağımızdan hatırlarız zaten. Eşşemsu vel kameru bi husban diyor Allah. Güneş de ay da bir hesaba göre hareket ederler. Yani o gün Allah gökleri ve yarattığı gün bunlara bir hesap takdir etmiş. Kıyamet gününe kadar bunlar o hesaba göre milim şaşmadan Allah'ın koyduğu sistem üzere doğacak batacak doğacak batacaklar. Biz Allah'ın koyduğu hesaba göre onları göreceğiz aşağıdan yukarı. Bir diğer ayeti kerime Yunus suresi 10. surenin 5. ayeti. Orada da Cenab-ı buyuruyor ki Hüvellezî ceale şemse ziyâen vel kamara nura. Hani biz güneşi bir aydınlık kaynağı, ayı da o şeyi yansıtıcı, ışık yansıtıcısı olarak yaptık. Niye? vakat kadderahu menazile ve aya çeşitli evreler takdir ettik Allah diyor. Şey, ayın evreleri. işte bizim aşağıdan gördüğümüz şekilleri var ya. Dolunay oluyor, hilal oluyor falan. İşte o ayın ufalması, büyümesi falan. لِتَعْلَمُوا Siz bilesiniz diye. Neyi? عَدَدَ السِّن۪ينَ hesap Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye Allah Ay'a evreler takdir ettik buyuruyor. Demek ki bakın hem bu Rahman suresi 5. ayet hem Yunus suresi 5. ayete Allah bunun bir hesaba göre hareket ettiğini bizlere çok açık ve net bir şekilde söylüyor mu? İşte bu hesabı bildiğiniz, bu hesaba ulaşabildiğiniz takdirde ki günümüzde Astronomi biliminin gelişmiş olması sayesinde artık bu yani çok ileriki yıllar için bile artık tespit edilebiliyor. Yani siz bugünden itibaren yani 2020, 2021, 22, 23'te ay hangi ayda e, nerede ne zaman görülecek bunu tespit edebiliyorsunuz. Güneş hangi tarihte ne zaman doğacak ne zaman batacak tespit edebiliyorsunuz. Allah'ın şaşmaz hesabını yakaladığınızda hiç bunun değişmediğinizde gözlerinizde görüyorsunuz. Yani gerçekten de bugün şu saatte güneş doğacak deyince ertesi gün gecikmiyor güneş. O hesabı düzgün yakalarsanız gerçekten o saatte doğuyor. Yani siz o saatte doğacağının bilgisine erişiyorsunuz. Yoksa siz dediğiniz diye o saatte doğmuyor güneş. Hesabı biz yakaladığımız zaman böyle. Dolayısıyla hilalin hareketleri de böyledir. Bugün nerede ne zaman hilal görülecek Ayan bayan her şey hesapla çözülmüş durumdadır. Yarın için söyleyelim. Hemen bununla ilgili güncel bilgileri aktarayım. 5 Mayıs pazar günü. Yani yarın dünya üzerinden ilk kez bu merkezi saat sistemine göre yani Greenwich saatine göre 12.18'de saat 12.18'de Avustralya kıtasının ortasından itibaren ilk kez hilal görülecek dünyada. Ve ondan sonra yavaş yavaş ilerleyen saatlerde Türkiye, Hindistan'ın bir bölümü, Endonezya, Sri Lanka, Suudi Arabistan ve Afrika kıtasındaki ülkelerden de yarın itibaren görülecek. 12-18 geçeden sonra daha erken görülmesine imkan, ihtimal yok Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu hesap sistemine göre. Dolayısıyla bugün eğer akşam güneş battıktan sonra hilal görülmüş haberi gelirse bilin ki yüzde yüz yalan söyleyecekler. Mümkün değil dünyanın hiçbir yerinden bugün hilal gözlenemez. En erken yarın 12-18'de o da Avustralya kıtasında olanlar görecek. Orada görülmesiyle birlikte biz nerede yavaş yavaş burada görmeye başlayacağız. Ama hava bulutlu şu bu göremesek bile zaten otomatikman Şaban ayının da 30'u olduğu için kamerayı hiçbir ay 31 gün çekmez. Ertesi gün 6 Mayıs Ramazan-ı Şerif'in birinci günüdür. Hiç bu konuda tartışma falan yok. Çıkartanlar nereden çıkartıyorlar? Diyorlar ki efendim siz var ya hadis düşmanısınız. Sizden bir halt olmaz. Niye? Çünkü Resulullah buyurmuş ki Sûmû li rûiyetihi ve eftirû li rûiyeti. Hilali görünce oruca başlayın. Hilali görünce oruca son verin. Bayram yapın. İşte diyorlar Allah Resulullah hilali gözde görmeye işaret etmiştir. Canı gönülden inanıyoruz biz bu hadisin doğru olduğuna. Kaynakları da Buhari'de, Müslim'de falan var. Peki ben bu hadisin doğru olduğuna inanıyorum. Sen buna rağmen beni hadis düşmanlığıyla suçluyorsun. Ben bu ayetleri okuduğum halde sen hesaba değil de buna gidiyorsan sen ne düşman oluyorsun? Ya bunu hiç düşünüyor musun? Peki Allah hesap, Resulullah rüyet görme mi demiş? İkisi çelişkili ifadeler mi haşa kullanıyorlar? Hayır. Resulullah siz hadislerinin önünü arkasını makaslarsanız onun ne dediğini yanlış anlar yanlış aktarırsınız. Nebimiz diyor ki inna ummetun ummiye. Biz ümmi bir toplumuz. La nektubu ve la nahsubu. Yani düzgün yazı bilmez, yani çoğumuz bu işi bilmez. Hesap ilmini de bilmeyiz. Bilemediğimiz için hilal nerede gözükür? Dünyanın neresinde gözükür? Saat kaçta gözükür? Bu astronomi ilmi gerektirmiyor mu? Alet edevat gerektirmiyor mu? Bunu bilemediğimiz için diyor, mecburen elimizde hangi seçenek var? Gözlem yapacağız. Hilali görürsek oruca başlarız. Bir sonraki ayın hilalini görürsek Ramazan bayramı yaparız. Resulullah bunu diyor. Siz başının sonunu kesiyorsunuz. Diyorsunuz ki hilal görmek esastır. Böylelikle ne yapıyorsunuz? Ayetleri dışlayıp Hadisleri merkeze koyuyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Ayeti merkeze koyup Resulullah'ın hadisini de olması gerektiği şekilde anlıyoruz. Hesap biliyorsanız, hesap bilmiyorsanız, bu alet edevattan yoksunsanız, dış dünyadan hiçbir şekilde haber alamıyorsanız, mecburen tabii ki görme esas alacaksınız, hilal'in hareketine göre hareket edeceksiniz. Yani Resulullah yanlış bir şey mi söylemiş? Ayete muhalif mi davranmış? Ayet de doğru, hadisler de doğrudur. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu tartışmalara falan kulak asmayalım. Bu konuda her ne kadar imsak konusunda yüzde yüz yanlış olduklarını söylesek de bu hesap konusunda yani hilalin görülmesi konusunda yüzde yüz doğru yaptığını diyanet işlerini söylemek zorundayız. Bizim doğrularla bir kavgamız yok çünkü biz yanlışına yanlış diyoruz. Doğrusu başımız gözümüz üstüne. Ses bir ilave yapayım. Evet. Ya. Bu Hilal konferansı olmuştu. 27-30 Kasım 1978. O zaman ben İstanbul Müftü yardımcısıyım. Tayyar Bey de Diyanet İşleri Başkanıydı. İstanbul'da Hilal konferansı olduğu için biz ev sahibi sıfatıyla gelen ilim adamlarına yardımcı olduk, rehberlik ettik. Dolayısıyla sürekli onlarla beraber olduk. Şimdi orada hesap kararı alındı ama yani İslam aleminin durumunu bir kez daha görmeniz açısından söylüyorum. Bu ayetler az önce Yahya'nın okuduğu ayetler hiç okunmadı. Sadece sumu li ru'yetihi orada ru'yet kelimesi, görme kelimesi kullanılıyor. Arap dilinde ef'al-u kulub diye bir fiillerin işte şey yapıldığı kümeleştirildiği bir şey olur. Orada alime fiiliyle yani bilme fiiliyle raa, görme fiili aynı kategoride olduğu için ha bu bu hadis bize bilerek de yani ilimle de bu işin olabileceğini gösteriyor şey yapıyor dediler. Ve o kelimeden hareketle o kararı aldılar. Ya bu kadar çok ayet var. Başka ayetler de var tabi şey değil. O kadar ayrıntılı bir şekilde anlatan ayetler var. Bakın İslam ulemasının en önde gelenlerinin hali şey, şeyini görün. Bir de yine bir toplantımız vardı İslam ekonomisiyle ilgili. Yine Ramazan'a rastlamıştı. Yok yanlış söyledim. Ramazan'dan önceydi toplantı. Ee, İstanbul'da işte yaptık toplantıyı. Ee, işte bugün birçoğunuz adını duymuşsunuzdur. Yusuf El Karadavi ee, orada İslam bugün uleması başkanı. Değil mi? Hayra devam ediyor zannedersem bu. Yusuf el, Yusuf el, el, el Karadavi orada var. Abdüsettar Ebu Gudde var. Bir de e, Mekke'de bu hilalleri ilan eden Abdullah el Meni var. Bir de ben varım. Sadece işte dört kişiyiz. Beraber yemek yiyoruz. Şeyde, e, Beşiktaş'ta bir lokantada. Şey dedi Yusuf el Karadavi, Abdullah el Meni'ye dedi ki yahu dedi sen ee, şey yapıyorsun Ramazan oldu bayram oldu diye Mekke'de ilan ediyorsun. Ben Katar'dayım. Mekke ile Katar arasında ne kadar fark var? Ben ikinci gün bile hilali göremiyorum. Nasıl yapıyorsun bu işi dedi orada. O da dedi ki ya işte geliyorlar gördük diyorlar. Ben de ilan ediyorum. Abdüsseter Ebu dedi ki ya, ya şey, ya şey ya biliyorsun ki gerçeklere aykırı şahitlik kabul edilemez. Sen nasıl kabul ediyorsun? Ben ne bileyim işte falan. Neyse, sonra ertesi sene Ramazanın e, ilk haftası yine bir ekonomiyle ilgili bir toplantı oldu şeyde. Pardon. E, yok. O, o sene, o sene şey yaptım. Ben Umre'ye gittim Ramazan bayramında. E, şey yaptım. E, bayram bayram yakınında Mekke'deydim. Bizim Türkiye'den de önde gelen çok sayıda kişi vardık ki hemen hepsinin adını tanırsınız beraber o zaman bizimle beraber olmak şeyiydi de şimdi herkes kaçıyor <laughs> yani neyse ee, bayram akşamı geldiler bana dediler ki ya hocam işte yarın oruç tutacak mıyız tutmayacak mıyız dedim bakın ben biliyorum ki yarın oruç çünkü esas olan hesap gayet her şey ama bunlar yarın bayram ilan edebilir. Ben oruç tutacağım. Size, size de karışmam dedim. Ne yaparsanız yapın. Çünkü orada o öyle bir ortamdasınız. Neyse akşam otelde yani şey iftari ettik. Ben hemen odama çıktım. Televizyonu bir açtım. Baktım televizyonda. Efendim Hilal görüşkemedi. Yarın oruç tutacağız dediler. Ab Abdullah Helmeniye'nin baktım telefonu yanımda yok. Olsaydı telefon ya maşallah ne güzel diyecektim. Sonra o, Abdullah Helmeni orada o işi şey yapmış. Halbuki o saatte hilal gözükmeye, hilal görmeye daha millet şeyde olur, sahralarda olur. Ama hemen alelacele e, ertesi günü oruç tutturmuş. E, ondan bir sene sonra da şey oldu. Yine Mekke'de bir toplantı oldu İslam ekonomisi ile ilgili. Ben gittim. Abdullah Helmeni geldi, sarıldı, hoş geldin falan. Ya dedim hayır. ne yapıyorsun? Emekli oldum. Vallahi belli oluyor dedim. Çünkü o sene de şey e, Ramazan Doğru bir tarihte ilan edildi. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani? Dolayısıyla bakın Allah hesapla diyor. Ya bütün dünyada şey yapan, şimdi sen tut, tutacaksın, e, yok biz gördük görmedik. Ya bir sürü şeyler Allah aşkına. İşte Diyanet Şehri Başkanlığı bugün hesaba göre yapıyor ama bu kararı alırken Avrupa'ya karşı ayıp olmasın diye şey yaptılar. Ya o kadar ayeti görmediler. Çünkü o olayın içerisinde vardım ben. Buyurun yani İslam aleminin perişan hali. Evet. Bitti mi? Devam Ya yani oruçla ilgili tabii daha konuşacak, anlatacak çok şeyler var ama daha durun bakalım. Henüz Ramazan'a inşallah pazar günü, pazartesi günü başlıyoruz. Dört tane cumartesimiz var. Bölüştüreceğiz. Yani imsak vaktini belki özellikle konuşacağız ama kısaca ona da bir değinelim. Şimdi oruca başlama ve bitirme konusunda hani hesap esastır ve bu konuda Diyanet'e güvenebilirsiniz dedik ama gün içerisinde oruca başlama konusunda kesinlikle e, Diyanet takvimine uyamazsınız. Bu konuda da çok açık ve net söyleyelim. Yani imsak vakti olan o yazan saatte hiçbir şekilde imsak vakti falan yoktur. Bir kez sadece bir kez bile bu gözlemi yaparsanız neyin ne olduğunu anlarsınız. Yani 6 Mayıs pazartesi günü sabah ezanlarının okuduğu saatte herkes dışarı bir çıksın bir baksın ki Cenab-ı Hakk'ın Bakara suresi 187. ayette belirttiği Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedu minel fecr yani fecir tarafına doğu tarafına bakın gökle yer o net bir şekilde siyah iplik beyaz iplik diye ifade ettiği o husus sizce net bir şekilde gözlemleniyor mu? Bunun kesinlikle böyle olmadığını yalnızca bir kez bile yerinde bu gözlemi yaparak tespit edebileceksiniz. Dolayısıyla asla o saatte ezanları duyup o hadi namazı da kılayım ben yatayım falan diyemezsiniz. Vaktinden önce sabah namazı kılmış olursunuz ona da sabah namazı denmez teheccüd olur. Uyku uyanıp uykudan kıldığınız namaz teheccüd namazı yerine geçer. Sabah namazı orada Bakara 187. ayete belirtilen vakitten sonra girer. Dolayısıyla buna da dikkat edelim. İster Maalesef şey, çok büyük şey, bir doğru. direnç olacak burada. Bak, bu yok. sen söyledi bak. Ayeti kerimede size göre evet. diyor. Bak size göre. Diyanete göre demiyor. Süleymaniye Vakfı'na göre demiyor. Şuna göre, buna göre size göre siz bulunduğunuz yerden bakacaksınız. Ama maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı evet, yani bu yapay ya şey bu, bu yani bu yaptıkları hiçbir ayete uymaz. Hiçbir hadise uymaz. Uydurma bir hadis de yoktur. Hiçbir mezhebin görüşüne uymaz. Diyanet sadece maalesef devletin gücünü kullanarak halka yanlış din öğretiyor. Yani kendi kanununu kanunun da çiğneyerek bunu yapıyor. Ve kendini maalesef ilah yerine koyduğunun farkında mı onu bilmiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre kendisini ilah yerine koyuyor. Çünkü hüküm koymuş oluyor. Bu çok ağır bir sorumluluktur. Evet. Şimdi bu, bu 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 konuya da dikkat. Evet bitti yani mi? Meal'de bakarsanız ya yani size göre Aha, meal'i okumadım değil mi? Tabii. Ha. Meal'ini okuyayım. Bakın size göre kelimesi kaldırılmış. Burada ne diyor? Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye tan yeri ağarıncaya kadar yiyin için. Tamam, size göre yok. Tan yeri ağarıyor mu? Yok işte Gene de işlerine yarıyor mu? Yok o bize göre diyecektir. Ve tuttular Bakın astronomik olarak da imkansızdır. Tuttular astronomide e, şey, şeyin bu e, Texas'ta zodyak ışınlarının e, şeyde fotoğraflarının çekilmiş ki o da gözle görülmesi mümkün değil. Onu televizyonlardan iki sene önce şey gibi gösterdiler. İmsak gibi gösterdiler. Pecri Kazip, Kazip diye gösterdiler. Yalan. Yalan, yalan, yalan. Ben bunu 1978'deki e, toplantıda, yok 87 topte, öyle yanlış söyledim. Ankara'da oradaki bütün yetkililere anlattım hepsi de kabul ettiler. Bu konuda benim o kadar çok raporum vardır ki onun için bir tanesi karşıma çıkma cesareti gösteremez. Karşılarında çocuk yok. Ondan sonra bir şey daha söyleyelim. Bir de sen diyordun ya Sümmeti Musiyame ile Leyl. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabi Allah'ın kitabı. Bütün kainat yaratan Allah. Şimdi bir arkadaşımız Ramis Bey diye bir arkadaşımız şimdi gitmiş Svalbard'a oradan bana haberler gönderiyor. Svalbard dediğimiz dünyanın en kuzey adası. Oradan ötesi yok. Ee, diyor ki geldim hemen geldiler bana Ramazan'ı sordular diyor. Ben Müslüman olduğumu öğrenince ben de diyor vakfın çalışmalarıyla anlattım. Hiç kimsenin söyleyecek lafı kalmadı. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Allah? Sonra orucu akşama kadar tamamlayın diyor. Geceye kadar tamamlayın. Gece ne? Bakın bir gündüz bir gece var. Bizim bulunduğumuz yerde gündüz güneşin doğuşuyla batışı arasındaki vakittir. Gece de batışıyla doğuşu arasında vakittir. Ama hiçbir ayette güneşin batışı ifadesi kullanılmaz. Allah güneş batıncaya kadar deseydi, bugün Svalbard'da oruç tutmak imkansızdı çünkü uzun süredir 24 saat o güneş batmıyor. Güneş batana kadar demiyor Allah. Gece. Bakın şu ayette ne diyor. Bak dikkat edin. Bu, bu En'am suresi 96. ayet diyor ki Falikul ısbah sabah şeyini ıı, ışığını yayandır ki imsak vakti ben arkadaşımıza dedim çok şey varmış ıı, bugünlerde çok fazla bulut varmış dedim dikkat et orada imsak vaktini güneş hiç batmamasına rağmen oradaki ışık yoğunluğunu tespit edeceksin. Onlar resimlerini bize göster. İnşallah gönder. inşallah gönderecek. Ve leyle sekenen, geceyi sükunet, dinlenme vakti yaptık diyor. Ondan sonra, bak sizin için demiyor, bütün canlılar için, bütün tabiat için dinlenme vaktidir gece. Bütün tabiat için. Ve şemse vel kamara husbanen, ay ve güneşi hesap şey yaptık diyor. Şimdi, onu zaten anlattı Yahya Hoca. Şimdi bakın, Güneşin batması demiyor Allah. Şeyde de İsra suresinin 10, 12. ayetinde de diyor ki وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ ayetin <آيَتَيْن> Gece ile gündüzü iki ayet, iki delil yaptık. Çünkü gece ayrı bir varlıktır, gündüz ayrı bir varlıktır. Hala benimle dalga geçiyorlar, geçin. Ama bu işi bilenler bu konuyu öğrenmeye başladılar. Yani bu, bu işin ilim adamları. istediğiniz kadar dalga geçsin. Size baksaydık biz bir, adım bile şey yapamazdık. Bugün yani bu bütün dünyanın hücumuna karşı direnmeseydik Allah bu kadar nimeti bize verir miydi? Ve cealen leyle ve nehar ayetin gece ile gündüz iki ayet iki, yani iki işaret yaptık. Fe mahavne ayetel leyl gecenin işaretini sildik diyor. Yani mesela dünya tam dikken her yerde gece gündüz olur. Ama dünyada işte şey, astronomların deklinasyon dedikleri bir hareket vardır. 23 derece 20 dakika sağa ve sola. O hareketi sırasında bazı bölgelerde güneşsiz geceler, bazı bazı bölgelerde şey pardon, güneşsiz gündüzler, bazı yerlerde de güneşli geceler olur. Peki güneş battığı zaman deseydi kutup bölgesinde oruç tutmak çok zor, imkansız olurdu birçok senenin birçok zamanında. Onun için gece diyor, şimdi gündüzün bir titreşimi bol bir ışık var, onu Allahü Teala duha diyor. Bu yani fizikçilerin bu konuda çok çalışmaları lazım. O duhanın bittiğini hissediyorsunuz. Bugün kutup bölgelerinde yaşayan artık Müslümanlar güneş havadayken bile ha iftar oldu diye gözlem yapabiliyorlar. Geçen sene e, birçok arkadaşımız, geçen sene bu şeyi işte Ramiz Ömürlü Bey e, bize yazmıştı İsviçre'den. Biz de acaba hata var mı diye bir ilan etmiştik. Çünkü herkese ilan ettik kardeşim kolay değil. Biz Kur'an-ı Kerim'den prensipleri çıkardık ama acaba o prensipleri rakamlara dökebildik mi? Bu kolay bir şey değil ki. Bizim yapabileceğimiz bir iş değil. Bunu yapan arkadaşlarımız da o, o bölgelerde uzun süre yaşamamış yaşamış kişiler değil. Daha sonra yaptığı yapılan hesapların tamı tamına doğru olduğu ortaya çıktı. Onun için buradan şimdi kutup bölgesinde yaşayan mesela dün evvelki günde İngiltere'de yaşayan bir arkadaşımız şey yapmıştı. Ya sizin dediğiniz saatte güneş batmıyor. Batmaz tabii kardeşim. Güneşe göre değil ki 45 derecenin enlemin kuzeyin Allah bir denge koymuş. Mizan diyor Allah. O dengeye göre şey yaptığınız zaman güneş havada ama havanın sakinleştiğini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki kuşlar artık yuvalarına doğru gidiyor. Hafif bir rüzgar esiyor. Ondan sonra yavaş yavaş hava şey yapıyor. Yastı sonu diye ilan ettiğimiz vakitte kutup bölgelerindeki arkadaşlarımız lütfen dikkat etsinler bütün hayvanların yuvalarına çekilip dinlenmeye başladıklarını görürler. yası sonu denen vakitte. Ghasakul leyl diyor ayet-i bu şeyde. Ee, İsra suresinde. Yani gecenin soğuk vakti. Gecenin soğuk vakti bizim bulunduğumuz bölgelerde gecenin en karanlık vaktidir. Ama oralarda öyle değil. Onun için şimdi Cenab-ı Hak öyle kurallar koymuş ki Bizim ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler sitelerimizde bütün ayrıntıları bulurlar. Hadislerle ayetler de birbirine tümü tümü örtüşüyor. Orada yani ge geceye kadar deyince efendim işte güneş batınca hava kararmıyor. Kardeşim gece işte o anda başlar. O anda başlar güneş doğana kadardır. Eğer Allah güneş batana kadar deseydi tekrar ediyorum güneşin hiç batmadığı yerlerde Oruç tutaramazdı. Hiç doğmadığı yerlerde tutulamazdı. Tutuyorlar. Öyle bir mantıksız, akılsızca şeyler yapıyorlar ki işte en son gidişimizde güneşin hiç batmadı, hiç doğmadığı dönemde Svalbard'a gittik, Tromsø'ye gittik. Svalbard'da beş vakit namazı tespit ettik ki öğlen vaktinde güneş gün, şeyin ufkun 12 derece altındaydı. Yani İstanbul'da hiçbir ışık göremezsiniz ufukta ama orada beş vakit namazı tespit ettik. Bütün ayrıntılarıyla. Her şeyiyle. Bunu hiç kimse hayal edemezdi. Ondan sonra geldik şeye, Tromso'ya baktık ki Aa, Norveçliler uluslararası bir toplantı düzenlemiş. Yani bizim yoğunluktan dolayı fazla bilgimiz yok. Her taraftan ilim adamlarını çağırmışlar. Orada birinci gün toplantı yaptıktan sonra ikinci gün dedim ki ben size ee, şey yapayım, fecrin nasıl doğduğunu size göstereyim yani şeyin imsak vaktini. Tamam dediler, çıktık. Tabi hiç kimse ihtimal vermiyor. Çıktık oradan, şey yaptık, ee, ufuk bölgesinde feci i kazibi gördük, arkasından bir kara bulut geldi, ufku tamamen kapattı, hiçbir ışık yok. Allah Allah. Bir müddet sonra baktım ki, hafif bir rüzgar esiyor. Dedim ki arkadaşlar Allahü Teala diyor ya ve şems ve ve, e, ve nefeslendiği zaman sabaha seher yeri esiyor. İşte sekiz dakika sonra bir kuş ötecek. Baktılar saatten tam sekiz dakika sonra bir kuş. O arkadaşımız o şu an işte adını da bana göndermiş de o kuşun. O kuş göç etmiyor kışın. Burada da bizim müezzin kuşumuz tam böyle Süleymaniye Vakfı'nın üyesi o. Vakfın üyesi olduğu için tam saatinde öter. Böyle kesik kesik öter. Tek bir kuş. Orada da göç etmiyor. Svalbard'da da şu anda var, şey ya, kışın var. Yazın da var. Onu da gördüler. Sonra havanın durumundaki değişmeyi de gördüler. Dediler ki yahu dediler bu ne böyle yahu? öğleden sonra tek uçak var. Oslo'ya hep birlikte gideceğiz. Çünkü başka bir şey yok. Saat 2'ye kadar oteldeyiz. Bir toplantı daha yapalım dediler. Peki yapalım. Aynı oteldeyiz zaten. Her taraf karanlık. kimse çıkıp da dışarıda dolaşacak hali yok ya. Gündüz ama güneş yok. Karanlık dediğim ama gündüz olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Yani bütün vakitler tespit edilebiliyor. Orada şey yaptık. Adamlar kalktı Ya bu ne? Bize ayet okuyorsun. Hepsi de Müslüman tabi gelenler. Hadis okuyorsun. Ondan sonra gözümüze göreceğimiz şeyler gösteriyorsun. Ya o yetmiyor rüzgar, o yetmiyor kuş. Bu ne ya dediler ya. Şimdi biliyor musunuz? Ne muhteşem bir şeydir. Onun için ben kutup bölgesinde yaşayan arkadaşlarımıza tekrar söylüyorum. Geçen sene takvimde şüphe etmiştik ama doğru olduğu sonunda ortaya çıktı. Hamdolsun. E şüphe etmek de haklı. Dediğim gibi ne yapacağız? Yeni çünkü bu yanlış olabilir. Onun için şey yapsınlar. Bizim sitelerdeki yazıları dikkatli okusunlar ve gözlemlerini yapsınlar. Sonuçlarını bize bildirsinler. Şimdi burada bizim e, Kitap ve Hikmet diye bir dergimizin yeni sayısı çıktı. Sınırlar. Burada e, oruç konusunda sınırların nasıl aşıldığı. Burada çoğu şeyi anlatamadık. Ve sanki İslam gibi bütün mezhepler tarafından, tefsirler tarafından İslam gibi gösterildiği anlatıldı burada. Onu göreceksiniz. Bir de Yahya Hoca da kendi şeyini anlatsın. Ya burada konuştuklarımız tabii ki var. Yani bu hilal tartışmalarına değindiği, kimden oruç tutmayabileceklerine falan. Ama önemli yazılardan yani bir tanesini de burada belki şeyde gösterebiliriz. Bu konuyla ilgili iyi, olduğu için. Çok iyi olur. Bu aklıma gelmedi. Bu uçuşta namaz ve oruç vakitleri diye özellikle Ramazan aylarında işte yurt içi ve yurt dışı yapılan uçuşlarda imsak ve iftar vakitleri nasıl belli tespit edilecek? Bunu konunun uzmanı yani yaklaşık 30-40 yılı aşkın pilotluk yapan, uzun uçuşlar yapan Alper Gökçe, kaptan Alper Gökçe tarafından hazırlanan komple bu şekilde şekillerle yani uçağın içinden Hangi görüntüyü gördüğünüzde evet tamam iftar oldu. Hangi görüntüyü gördüğünüzde şimdi imsak oldu diyebileceğiniz her şey böyle yapılan bütün gözlem sonuçlarıyla şuradan da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hep kokpitten çekilmiş resimlerdir bunlar. Ön taraftan ama yolcuya göre de hepsinin tek tek tarifi yapılmış. Yani işte doğuya doğru gidiyorsanız şu tarafa bakacaksınız. Batıya doğru yolculuk yapılıyorsa bu tarafa, güneye bu tarafa, kuzeye bu tarafa diye. Hepsi örneklendirilmiş. Gerçekten alanında bir ilk olan bir çalışma. O da bu ayki dergimizde çıktı. Allah'ın koyduğu sınırlar diye bu şeyden bakılabilir dergiden. Onu da hatırlatıp. Evet. Sen ne yazdın burada? Ben de İncil'de Nebimizin müjdelenmesiyle alakalı bir yazı yazdım hocam. Yani bu Muhammed Aleyhisselam'ın Ahmet vasfını nasıl Ahmet geçti? vasfı İncil'lerde nasıl geçiyor? Vedat da onu yazmış orada. Evet Yahya kendi yazısından bahsetmedi ama o da yine oruçla ilgili önemli konuları yazmış. Yani bu dergiyi daha çok güzel meseleler, şey konular da var. Bunu da bu şekilde size takdim ediyoruz. Allahü Teala rızasından ayırmasın Cenab-ı doğru yolda olmayı lütfesin İslam aleminin tekrar Kur'an'a dönmesini nasip eylesin. Amin.